Merhaba Organik Annem takipçileri. Bugün sizler için hiçbir yerde bulunmayan bir bilgi olan şırdan mayası. Evde şırdan mayası nasıl yapılır? Bunu paylaşacağım arkadaşlar. Bu bilgi eminim ki yani çok araştırmalara dayanarak benim yaptığım, uyguladığım bir maya türüdür. Peynir mayasıdır. Eminim ki hiçbir yerde bulamayacağınız bu mayayı, evde yapabileceğiniz peynir mayasını sizler de benim gibi evde yapıp peynirlerinizi güzelce rahatça yapabilirsiniz. Şimdi şırdan mayası nedir? Öncelikle şimdi şırdan nedir bunu söyleyelim. Şırdan bu önceden yazdan kurutmuş olduğum, tuzda kurutmuş olduğum küçük baş hayvanın midesinin ön kısmıdır. Bu ön kısmını kuruttum ben yazdan. Yine daha sonraki yaza doğru, yazın hava güneş kurutma müsait olduğu zamanlar ben size bir kurutmasını da yapacağım arkadaşlar. Bunu kuruttum ben yazdan, tuzladım ve kuruttum. Ve bu şekilde peynir mayamı kendim elde ediyorum. Ve süper bir, faydalı bir peynir mayası elde ediyorum arkadaşlar. Şimdi peynir mayası, şırdan mayalı peynir mayasının özelliği nedir? Şırdan mayalı peynir mayası, peynir yaptığınız zaman kalsiyum açısından çok üstün bir kalite peynir elde etmiş olursunuz. Diğer satın alınan sanayi mayalarına göre, yani peynir mayalarına göre çok çok kaliteli, çok sağlıklı, kalsiyumlu, yani probiyotik diyebileceğimiz bir maya elde etmiş olursunuz. Yani diğer mayaları unutun. Diğer mayalar hiçbir zaman sağlığa zararlıdır. Yani zararlıdır. Bir milim kaçırdığınız zaman, fazlasıyla bir milim kaçırdığınız zaman size faydasından çok zarar verebilir. Bu şırdan mayasında öyle bir şey yok. Doğal, organik, tamamen doğala dönüş. Bunda kesinlikle öyle bir şey yok. Ve şırdan mayasının en belirleyici özelliği şırdan mayasının içindeki kimozin maddesinin yoğunluğudur. Bu da pıhtılaşmasında en büyük etkendir zaten. Ve çok kaliteli bir peynir mayamız olur. Eğer ki siz de yaparsanız arkadaşlar. Geçelim yapımına. Önemli püf noktalarına dikkat ettiğiniz zaman evde kendiniz peynir mayası kendiniz yapabilirsiniz. Ve yüksek proteinli peynirler elde edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geçelim. Dediğim gibi yapımına. Bu peynir altı suyumuz. Ama şöyle bir özelliği var. Çok deneme ve yanılma yöntemiyle ben buldum arkadaşlar. Çok önemli bir önemli püf noktaları var peynir mayası yapımında. Bu peynir altı suyumuz şırdanlı ya da diğer sanayi mayasıyla yaptığınız peynir altı suyundan kesinlikle olmayacak. Mayanız olmuyor. Ben çok deneme, yanılma yöntemine dayanarak buldum. Bu kestirme yöntemimiz dediğimiz, hani ben daha önceki videomda da paylaşmıştım, kestirerek sirkeyle ya da peynirle yoğurtla kestirdiğimiz peynir altı suyumuzu 10 gün en az 10 gün bekletiyoruz. Ben bunu 14 gün beklettim. Yani ekşimesini sağlıyoruz. Şırdan mayayla buluştuğu zaman içindeki kimoenzim maddesini ortaya çıkarmasını sağlıyor. Dediğim gibi çok önemli bir püf noktası. Kestirme peynir altı suyuyla yapacağız ve onu en az 10 gün ekşimesini bekleyeceğiz. Ben bunu 14 gün dolabımda beklettim. İlk 2 gün dışarıda beklettim. Geri kalan günlerinde normal dolapta, normal bölümünde, yani buzluk olmayan bölümünde beklettim arkadaşlar. Bunu bekledim ve şimdi gelelim mayamızı koymaya. Evet, şu kadar, gördüğünüz kadar bir kibrit kupusundan biraz daha büyük bir şırdanımız var. Kuruttuğum şırdan. Bunun içine katıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu yarım litrelik kanımızdır. Bunu karıştırıyoruz. Başka hiçbir işlem yok arkadaşlar. Bunu karıştırıyoruz ve bunu bekletiyoruz. Şimdilik işlem bu kadar. Beklettikten sonra tekrar beraber olacağız. Evet. 6 gün bekleyen şırdan mayalı, peynir altı suyunda bekleyen şırdan şu an maya oldu arkadaşlar. 6 gün beklettim. 6 günün sonunda bunu süzeceğim. Artık organik, %100 organik şırdan mayamız elimizde arkadaşlar. Aklınızda sorular varsa bununla ilgili yorum kısmına yazabilirsiniz. Kötü kokuyor falan da düşünebilirsiniz ama asla kötü kokmuyor. Evet, şu şekilde şırdanımız içinde kimozin
maddesini ortaya çıkardı bileşimiyle beraber. Bileşimiyle maddesini çıkardı. Şunu süzdüm. Evet arkadaşlar, şu an bu şırdan mayamız. Saf, organik, %100 doğal, zararı olmayan şırdan mayamız. Ben sizler için arkadaşlar birebir şu an yaptığım mayayla yoğurt mayalamak istiyorum. Kısa bir deneme yapmak istiyorum sizler için. Birazdan yapacağım. Şimdi bunu nasıl saklayacağız? Saklama koşulları da şu şekilde. Bir çay bardağını, bu yaklaşık 5 kilo süt için idealdir. Bu şekilde saklıyorum. Görüyorsunuz arkadaş, böyle plastik kaplara koyuyorum. Bu şekilde donduruyorum. İhtiyacım oldukça %100 doğal peynir mayamı çıkarıp peynirlerimi yapıyorum. Ama buz halinde değil tabii ki, erimiş olması gerekiyor. Eridikten sonra peynir mayamıza ekliyorum. Arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlarınız benim için çok önemli. Çünkü arama motorunda daha ön plana çıkmak için, daha önde görünmek için ve bu faydalı bilgiden daha fazla kişi yararlanması için yorumlarınız önemli arkadaşlar. Şu an 35 ile 40 derece arası sütümü hemen mayalayacağım sizler için. Birebir arkadaşlar, bakın. Şırdan mayam. Evet, koydum. Bakın, tamamen size birebir yapıyorum bunu. Evet, şu an bunu da karıştırıyorum. Evet, şu şekilde. Bunu da örtüyorum. Aynı yoğurt mayalar gibi. Bu yoğurt mayaladığım şekilde bekliyorum. Yine pıhtılaştığı zaman ben onu da açacağım tekrardan. Pıhtılaştığı zaman da hep beraber göreceksiniz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sorularınız varsa bekliyorum. Eleştirilerinizi de bekliyorum. Teşekkür ederim. Evet, şu an açıyorum. Bakalım pıhtılaşmış mı? Evet, gördüğünüz gibi. Bunu çiğden yaptım ben. Bunu tekrar tabii ki ona göre peynir yapacağım ben. Bakın arkadaşlar, gördünüz mü? Bu şekilde keseceğim. Ve kendi suyunu bırakacak. Bakın, peynir oluşumu oldu, görüyor musunuz? Muhteşem bir şey. Gerçekten harika bir oluşum. İşte bu kadar arkadaşlar. Peynir mayamız artık %100 organik peynir mayamız hazır. Umarım sizler de yaparsınız. Yapan, yiyen herkese afiyet olsun.